Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Bugün yanımda şöyle bir alışveriş sepetim var. Bunlar benim bittikçe aldığım ürünler. Hele bazıları son bir yılda böyle bitmeden de stokladığım ürünler arasına giriyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi son 2 yılımız böyle şeyle geçti. İşte titizlikle, temizlikle, işte kendimizi korumayla falan geçti. Birkaçı onlara yönelik ürünler. Ama içlerinde bazıları da bizim evimizin her zaman mutlaka bir köşesinde olan olmazsa olmaz ürünlerimizdendir. Herhangi bir sıralamaya koymadım. O yüzden başlıyorum. Şu Avon markasının maskeleri. Ya inanılmaz güzel ve rahat. Ben Atay'a da bunlardan alıyorum. Bunları çocuk versene. Boncuk camda bir saniye. Bu bebek artık büyüdü ve camlara çıkıyor. Hadi git bakalım. Git bakalım. Şurada böyle diğer maskelerden farklı bir lastik sistemi var ve asla kulağınızın arkasını acıtmıyor. Diğer maskelerden Ata çok hoşlanmıyor. Sana da mı takalım? Diğer maskelerden Ata asla hoşlanmıyor. Yani kulaklarımın arkasını acıtıyor diyor. Zaten çocuk olunca çok onunla bir yere gitmeyi tercih etmiyorum bu maske meselesi yüzünden. Ama gittiğim zamanda da yine şu markanın maskelerini kullanıyorum. Diğer son bir yıldır hayatımda olan ürünlerden biri bu Domestos'un hijyen spreyleri. Bu boy var bende. Diğerini bulamadım. Activex'inde bir tık büyüğü var. Bir de orta boy Cif markasına ait bir hijyenik spreyim var. Bunlar da gerçekten çok böyle kullanışlı oluyor. Bir yere gittiğimde ya da işte böyle kredi kartlarını falan dezenfekte ederken kullanıyorum. Çok da rahat oluyor. Kapı kollarında kullanıyorum. Gelen kargoların üstüne falan sıkıyorum. Bu çanta boyu çantamdakini buldum ama diğer ikisini bulamadım. Bulabilseydim onları da gösterecektim size. Şu çıkanları da buraya koyalım. Diğer bir olmazsa olmazımız kolonya. Hepimizin hayatında yani şöyle söyleyeyim. Evlendiğimden bu yana evimde olan kolonyalarım bu sene bitti. Yani öyle söyleyeyim size ve ben şu anda 12-13 yıla girmiş oldum evliliğimde. Bu Balıkesir'in meşhur bir kolonyası, zeytin kolonyası. Ama bu da bitiyor ve bittikçe de aldığımız ürünlerden olacak. Artık markasına çok bakmıyorum. Yeter ki şey olsun. Yani markasına bakmıyorum. Yeter ki kolonya olsun. Bundan sonra göstereceğim 2-3 ürün aynı marka. Bu Rossmann'ın Domo markasına ait bir tuvalet temizleyici. Yani bunu gördüğünüz yerde mutlaka alın ve aldırın diyorum. Yani bu zamana kadar gördüğüm en iyi tuvalet temizleyicilerinden biri olabilir. Sallıyorsunuz. Şurada bir başlığı var gördüğünüz gibi. Onu böyle tutup sıkıyorsunuz ve bir anda böyle klozetin içini köpük kaplıyor. Ben lavabonun içine falan da sıkıyorum. Elimi çok değdirmeme gayret ediyorum. Bu lavabo fırçalarıyla yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bütün kalıntıları, kirece falan çok iyi geliyor. Bunu da mutlaka almanızı tavsiye edeceğim ürünlerden. Domol demişken Domol'un diğer ürünlerini de çıkarayım. Çünkü bunlar hani gerçekten çok kullandığım ürünlerden. Bu Domo markasına ait bir ayna ve cam yüzeyler için ıslak mendil. Ya bizim evde bir ufak çocuk var yani 5 yaşında ama hala o aynalara böyle gidip ellemekten büyük zevk alıyor yani. Şu anda bile aynanın üzerine böyle 5 tane parmağı var. Ellerini yıkayınca ilk işi o oluyor nedense. Öyle zamanlarda benim için çok, ben bunları genelde aynada kullanıyorum. Yani camda çok nadir, işte mutfak camı sileceksem önceden bir içinde deterjan olduğu için böyle bir yağ çözücü gibi kullanıyorum. Ama bu sadece ayna için kullandığım bir ürün. Gerçekten de çok memnunum. Zaten sadece ayna ve camlarda kullanılması öneriliyor. Yani bu Rossmann'ın ürünleri gerçekten benim için çok kullanışlı. Diğeri de şu ıslak yer bezi. Normalde şey kullanıyorum ben. İşte normal bu dönen, kendinden dönen bledalar var ya, onlardan kullanıyorum. Ama mutfağımda daha küçük halılar tercih ediyorum. İşte çünkü çocuk var, her zaman yere bir şeyler dökülebiliyor. Bir tane mopum var. Hemen şundan bir tane çıkarıyorum. Mopuma geçiriyorum. Yemekten sonra hemen ortadaki küçük halıyı bir yere silkeliyorum. Komple geçiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu limon kolonyalısı. Ben Rossmann'ınkini çok seviyorum ama aynı ürün farmaside de var. Tavsiye ederim. Bu ürünler çok pratik oluyor. Yani hemen bir böyle kızartmadan sonra falan bir tur geçtiğinizde mutfağa inanılmaz koku veriyor.
Yine bu da Solon'un temizlik mendili. Bu da ıslak temizlik mendili. Bunu her yerde kullanabiliyorsunuz. Aynalarda çok iyi sonuç almasam da bununla da böyle günlük toz alıyorum. Mesela temizlik yaptığımda illaki normal kovalarla sular hazırlayıp temizlik yapıyorum ama şeye geldiğimde böyle günlük mesela işte bugün süpürge yapmayacağım ama ben evde böyle şal işte koltukların üstüne şal battaniye kullanmayı çok seviyorum. O da doğal olarak toz yapıyor. Hemen şundan bir tane alıyorum. Evin içinde geçiyorum. Hem evin havası değişiyor hem de böyle günlük temizlik oluyor. Yani o tozu görmekten çok hoşlanmıyorum açıkçası. Bunu zaten bütün favori ürünlerimde göstermişimdir. Bu içinde alüminyum içermeyen bir sprey deodorant ve kalıcılığına en kefil olduğum deodorant diyebilirim. Çünkü bir sürü deodorant kullandım ama bundan asla vazgeçemiyorum. Yine bir tane bitirdim. Yenisine sağlık. Bunu her yerde bulabiliyorum. Yani birçok mağazada var. Bu arada böyle çok terliyor gibi görünüyorum ama gerçekten hava son 3 gündür bizde inanılmaz sıcak. Ve böyle nefes alamıyoruz yani o derece. Ben burada hiç böyle nem görmemiştim. Neyse lafımızı uzatmadan devam ediyorum. Bu Simple'ın yağlı ciltler için olan, içinde bu cadı fındığı olan yüz temizleme jeli. Bu benim sanıyorum üçüncüsü. Çok az kaldı. Yani bitti bitecek. Yine alacağım. Yani başka denemek için araya şeyler aldım. Yüz temizleme jelleri aldım. Ama asla hiçbiri bir Simple etmiyor benim gözümde. Gerçekten çok güzel. Böyle gözeneklerinizde tıkamıyor. Yani çok güzel bir ürün. Hem içinde böyle şey var. Arındırıcı bir yüz temizleme etkisi yaratıyor. Yani bunu parlamayan bir cilt istiyorsanız mutlaka mutlaka kullanın derim. Yani hani bu şey değil bu arada, reklam değil. Ben bunların tamamını paramla aldım. Evet, bir an şey oldum ama evet, tamamını parayla, kendi paramla aldım. Yani bu gerçekten benim yani bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi. Hatta böyle dibine kadar kullanmayı düşünüyorum bunu. Geçenlerde gratis indirimi vardı, girip bakacaktım ama çok kalabalıktı ve yanımda ata vardı. Asla o şeyi göze alamazdım. Diğer ürünümüz de şu, bittikçe aldığım diğer ürün bu Doktor Cevdet Tuna'nın yani farmasinin at kestanesi kremi. Şöyle aloe vera jeli gibi görünüyor ama değil. Bu bir ağrı kesici. Aslında alternatif tıpta diyebiliriz. Böyle içinde ağrı kesici etkisi olan bir krem. İşte böyle bir yerin yorgunlukta, işte bir yeriniz ağrıdığında, boynunuz tutulduğunda oraya masaj yaparak yediriyorsunuz. Ve gerçekten çok işe yarıyor. Bir arkadaşım selülitler üzerinde de çok etkili olduğunu söyledi. Yani çok hani selülitte de işe yarıyor, spor öncesi bunu bacaklarına sürersen demişti. Ben ayrıca şey için de kullanıyorum. Mesela bizim atının burnu tıkanmaya çok meyilli. Hastalandığında ya da hastalığı yaklaştığında ilk önce burnu tıkanır. Hemen bir kaynar su hazırlıyorum. İçine bir kaşık bu at kestanesi jelinden koyuyorum. Ortamı nemlendiriyorum. Ve gerçekten çocuğum o gece çok rahat yatıyor. Hani bir yerine sürmüyorum atanın. Aynı Vix etkisi gibi. Bildiğiniz o Vix'ler vardı ya, böyle eski anneanneler, babaanneler çok kullanırdı. Aynı o etkiyi yaratıyor. Ortamı nemlendiriyor ve nefesini açıyor. Gerçekten bu da benim için hani böyle olmazsa olmaz, bittikçe alacağım ürünlerdendir. Bunun farklı boyları vardır ama ben genelde hep böyle yarım kiloluk kutusunu alıyorum. Bu da yarımlamış aslında. Oh, çok güzel kokusu da, insanın birden böyle nefesini açıyor. Bu da dediğim gibi o ürünlerden. Şu diğer şu iki ürünüm. Ben son işte ne kadar süredir diyeyim size, bir yıl falan olmuştur bu hurdanlıkla tanıştım. Öncesinde şey kullanıyordum, bu sprey deodorantlardan kullanıyordum evin içinde de, ortamı nemlendi yani ortamın kokusunu değiştirmek için. Ama sonra bu hurdanlıkla tanıştım. Kendime şöyle minik minik aromaterapik yağlar alıyorum. Ama ben asla bu ağır kokuları sevemediğim için genelde işte böyle limon çekirdeği yağı, okaliptus yağı, işte lavanta yağı, limon yağı, onları kullanıyorum. Ya o sandallar falan beni gerçekten çok tıkıyor yani o kokular. Asla nefes alamıyorum o kokuların içinde. Temizlik yaptıktan sonra genelde hemen bir mum yakıyorum. Hemen birkaç damla damlatıyorum. Böyle evin havası değişiyor ve çok, özellikle lavantada çok kalıcı kokular elde ediliyor. Bunlar biraz böyle pahalı ürünler sınırına geçiyor. Mesela şunlar 5'er milim. Ama 25 lira falandı yani şişeleri. Şeyler var, daha uygunları var ama hiçbiri yağ değil. Genelde esans oluyor. Esansın da bir faydası yok. Ha sprey sıkmışım evin içine. Ha da şey kullanmışım yani.
esans çok bir şey fark etmiyor. Ama bu aromaterapik yağları hayatınıza geçirin. Bunlar aynı zamanda masaj jeli olarak kullanabilirsiniz. Kendinize işte atıyorum cildinize bu doğal temizleme yüz temizleme yöntemlerinde kullanabilirsiniz. Ya bu yağları mutlaka edinin. Benim şimdi aklımda birkaç yağ daha var. Onlardan da alacağım. Instagram'da çok severek takip ettiğim Yıldız ve Latte var. Onlar çok güzel şeyleri öğreniyorum. Onun için böyle kendime birkaç yağ daha alacağım. Bir tane şuraya etiket yapışmış. Onu bir çıkarayım önce. Bittikçe alacağım diğer ürünlerden biri de şu Borel'in el dezenfektanı. Gerçekten birkaç marka daha kullandım ama hiçbiri bir Borel etmiyor yani. Ellerimi asla kurutmuyor. Bunun içinde aloe vera da varmış. Şurada yazıyor. Ondan sanırım asla kuruluk yapmıyor elimde. Asla beni rahatsız etmiyor. O yüzden böyle bittikçe gördükçe bunu da alıyorum. Genelde bu boyunu alıyorum ama birkaç bir yerde böyle daha büyük boylarını da gördüm. O zaman neden almadım? Bak şu an onu düşünüyorum. Ama hani yetiyor bana. Ya bu da genelde bunları dışarıda kullanıyorum zaten. Evde hiç kullanmıyorum. Ama bir tane de büyüğünü alıp arabaya koysam olabilir. Çünkü artık yaz geldi. 1 Temmuz'dan sonra da tamamen açılıyoruz galiba. Ufak bizim de kaçamaklarımız olacak. Bir tane büyüğünü alıp arabaya koyabilirim. Ve bu sepetim boşaldı artık. Bu da benim son ürünüm. Farmasinin bu kamera, gerçek kamera görüntüsü yaratan ne denir buna? Primer. Aslında bir makyaj bazı, makyaj altı bazı. Şöyle şeffaf bir şey var. Görüntüsü var. Cildinizde de asla herhangi bir parlama yaratmıyor. Makyajın altına, fondötenin altına, pudranın altına kullandığınızda da makyajın kalıcılığını arttırıyor. Ama ben şöyle yapıyorum. Hiçbir şey sürmediğim için yani günlük hayatta şu anda mesela tenimde hiçbir şey yok benim. Bir fondöten bir şey yok. Hafif bir allık var. O kadar yani başka bir şey kullanmıyorum. Çünkü son zamanlarda cildime sadece kuşburnu yağı kullanıyorum diye anlatmıştım. Bu da sadece mesela makyaj yapacaksam, bir rimel süreceksem ya da bir yere gidiyorsam mesela cildimdeki tonu da eşitliyor. O yüzden seviyorum bunu. Bu da çok az kalmış. Bitince bundan da alacağım mutlaka. Farmasinin ürünlerini gerçekten çok beğeniyorum. Yani öyle böyle değil. Hani herkes böyle şey işte yok MAC'ti, Sephora'ydı, bilmem neydi falan. Yani yapanları ve kullananları gerçekten takdir ediyorum ama ben daha doğal yaşamdan yanayım. Benim için daha uygun doğal yaşam. Çünkü ben bir plaza kadını değilim. Evdeyim. Yani çalışmıyorum şu an için çalışmıyorum. Bir çocuğum var ve ben hani günlük hayatımda buyum yani. O yüzden de hani çok böyle ağır makyajlar yapmıyorum. Zaten izliyorsanız videolarımı da görüyorsunuzdur. Ama bu da benim bir yere gittiğim zaman böyle hemen yüzüme sürüp üstüne bir hafif bir makyaj yaptım. Bir ürün size tavsiye ederim. Ve kamerada falan da asla parlama yapmıyor. Onu da bilin yani. Hani onu da size söyleyeyim. Benim böyle bittikçe aldığım ürünlerim bunlardı. Aklıma gelen birkaç bir şey daha vardı da bulamadım. Ya arabada ya çantamın içinde apar topar da bakındım ama asla bulamadım. Onları da başka videolarımda gösteririm. Ama şu Domol ürünlerini mutlaka tavsiye ediyorum size. Onlara bakarsınız. İnşallah sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni ekstra mutlu edersiniz. Sizin de benim kullanmamı, denememi istediğiniz ürünler olursa onu da bu videonun altına yorum olarak paylaşırsanız mutlaka onlarla da denemek ve kullanmak isterim. Ben de sizinle yorumlarımı paylaşırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Thank you.